Hama Momuni ve iş arkadaşları yaklaşık 2 saattir zürafaların peşinde. Utangaç yapıya sahip olan devasa hayvanların hızlı saklanma yeteneği var. Ama sonunda görülüyorlar. Hama yıllardır bir sivil toplum kuruluşu adına turist rehberliği yapıyor. Zürafalar onun geçim kaynağı. Çok memnunum. Zürafalarla çalışmak bana ailemi geçindirme şansı veriyor. Batı Afrika'da zürafalar tehdit altındaki türlerden biri. 20 yıl önce Nijer'de sadece 50 tane zürafa kalmıştı. Yerel halk onları avlıyordu ve doğal yaşam alanları giderek küçülmüştü. Bir diğer sorun da yiyecek sıkıntısına neden olan kuraklıktı. Günde 30 kilogram yaprak tüketiyorlar. Özellikle akasya yapraklarına ve karpuza bayılıyorlar. Sürekli insanların tarlalarına girip mangolarını yiyorlar. Zürafaların ürünlerini yemesine öfkelenen yerel halk zürafa avını yoğunlaştırdı. Ağırlıklı olarak mısır ve sebzeden oluşan halkın beslenme alışkanlığı içerisinde zürafa eti sevilen bir değişiklik olarak öne çıktı. Burada hayat güç. Köyün lideri iklim değişikliğinin hayatlarını nasıl etkilediğini şu sözlerle anlatıyor. Giderek daha az yağış oluyor. Her şey kurudu. Bu durum köyde hayatı bizim için zorlaştırdı. Hasadımız azaldı. Her açıdan köşeye sıkışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen zürafalar köylüler için beklenmedik bir kapıyı araladı. Artık koruma altındalar. Bu durum köylülere yeni maddi olanaklar sağladı. Zürafalar bizden çalıyor. Örneğin tarladaki fasulyelerimizi. Bu konuda yapabileceğimiz çok az şey var. Biz yine de onları seviyoruz ve avlamıyoruz. Çünkü artık bize yeni bir gelir kaynağı oldular. Nijer'in Çevre Bakanlığı ve AVEN adlı örgüt, köylülere zürafaları avlamaması için para ödüyor. Yetkililer ayrıca korunan bir bölge kurdu. 10 hektarlık alanda ağaçlar ve çalılıklar var. Bu alan zürafalara beslenme kaynağı sağlıyor. Biz insanlara yardım etmek için buradayız. Elbette burası onların toprağı. Bizim amacımız burayı geliştirmek. Zürafalar bunun büyük bir parçası. Onların doğal yaşam alanlarını koruduğumuzda yiyecek kaynaklarını da korumuş oluyoruz. Bu da köylüler için önemli. Çim ve çalılık dikmek arazideki yıkımı yavaşlatıyor. Toprak erozyonunu azaltıyor ve toprağın yağmur suyunu emme gücünü artırıyor. Bu da zürafaların daha fazla karpuz yiyebilmesi anlamına geliyor. 18 yıl önce başlatılan AVEN projesi meyvesini veriyor. Zürafaların sayısı 600'ün üzerine çıktı. Bu durum daha fazla turisti bölgeye çekiyor. Artan turizm talebini karşılamak için 18 tur rehberi istihdam ediliyor. Hama Momuni, alınan önlemlerin hayatlarını nasıl iyileştirdiğini bu sözlerle anlatıyor. Zürafalar önemli hayvanlar. Sadece Nijer'de değil, dünyanın her yerinde böyle. Çok önemliler. Köyümüzde yaşam kalitesinin artmasına yardımcı oldular. Daha fazla bölgeye su sağlanıyor. Okul imkanı artırıldı ve hemşirelerin elinde daha iyi malzemeler var. Kesinlikle bize çok yardımcı oldu ve bunun nedeni zürafalar. Projenin bir diğer sonucu da artık daha az insan köyü terk ederek ülkenin başka bölgelerine yerleşiyor. Bunun yerine köylerinde kalıyorlar ve topraklarından para kazanmaktan memnunlar. Bir zamanlar yok olma sınırına gelen zürafaların dönüşü buradaki halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor.